Hadi başlayalım. 4F orbitalinde kaç tane açısal düğüm vardır? Tıklatıcı sorusu için son 10 saniye. İlk sınav çarşamba günü. Son derste ikinci sınav materyallerini işlemiştik. Bu clicker sorusu geçen dersten ziyade birinci sınav materyallerinden bazı ufak konularla ilgili. Açısal düğümleri herkesin hatırladığından emin olmak istedim. Başarı oranının %99 olmasını beklerdim. Sınavdan önce sadece 2 gününüz var. Açısal düğümlerde L değerinin ne olduğunu konuşmuştuk. Bir orbitalin L değeri neye eşitse açısal düğüm sayısı ona eşittir. F orbitalinin L kuantum sayısı neye eşittir? 3. Güzel. Bunu hatırlayan herkes 3 doğru cevabını vermiştir umarım. Bugünün ders notlarına geçelim. Sınavla ilgili hızlıca iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, çarşamba günü sınav için buraya gelmeyin. Sınav Walker salonunda yapılacak. Oraya gidin. Bugün 3'ten 5'e kadar ofisimdeyim. Asistanlarınız da ofislerinde olacak. Bugün ve yarın ofis saatlerinde yanlarına gidebilirsiniz. Sınav için çalışmalarınızı bitirdikten sonra gitmeniz. Bugün Lewis yapılarını konuşmaya devam edeceğiz. Sınavdan önce sınıfta işlenecek en iyi konu. Çünkü biraz hafiftir. Tekrar hatırlatayım. Lewis yapısı kuantum mekaniğinden önce ortaya atılmış bir fikirdir. Bu da Lewis yapılarını anlatırken dalga fonksiyonlarından bahsetmeyeceğimiz anlamına gelir. Bu nedenle endişe etmenize gerek yok. Lewis yapılarını kullanmak çok basittir ve moleküldeki elektron dizilişini çoğunlukla doğru olarak öngörür. Bu nedenle kimyada her zaman kullanılır. Moleküllerin doğru olarak çizilmesi ve bunun nasıl çizileceğinin bilinmesi çok önemlidir. Önce Lewis yapılarının nasıl çizileceğini konuşacağız. Lewis yapılarındaki formallük ve rezonans kavramlarından bahsedeceğiz. Bunlar Lewis yapıları ile ilgili olan kavramlardır. Lewis yapılarının arkasındaki temel fikir oktet kuralıdır. Oktet kuralına göre bir molekül içindeki atomların her biri etrafında 8 elektron olacak şekilde değerlik elektronlarını yeniden düzenler. Böylece her bir atom elektron dizilişini asal gaz atomlarına benzetmiş olur. Oktet kuralının geçmişi 1902'lere kadar gitmektedir. Son ders sonunda 8 adımlık bir liste vermiştik. Lewis yapılarını çizerken bunlara ihtiyaç duyacaksınız. Bunu kendi kendinize yaparken bu sırayı izlemelisiniz. Bunun için bu adımlara bakmanıza gerek yok. Önemli olan bu adımlara bakmadan bu sırayı uyguladığınızdan emin olmaktır. Ama şimdi Lewis yapılarının nasıl çizileceğini öğrenmek amacıyla adım adım uygulayacağız. Şimdi bir örnek üzerinde görelim. Önce hidrojen siyanür molekülünü inceleyelim. Lewis yapılarında ilk adım iskelet yapısını çizmektir. Bir molekül içinde atomların nasıl sıralandığı önemlidir. Bu durumda 3 seçenek vardır. Ortadaki atomun hangisi olacağı önemlidir. Bir molekülde hidrojen ve flor atomları varsa bunlar her zaman terminal atomlardır. Yani daima molekülün uçlarında bulunur. Terminal atomlar sadece tek bir atomla bağ yaparlar. Hidrojen ve flor atomları hiçbir zaman molekülün ortasında yer almaz. Her zaman molekülün uçlarında bulunurlar. En düşük enerjiyle Lewis yapısını elde etmek için yapılacak şey, en düşük iyonlaşma enerjisine sahip atomu merkeze koymaktır. Bu çok mantıklıdır. Çünkü en düşük iyonlaşma enerjisine sahip atom, aynı zamanda en az elektronegatifliğe sahip atom demektir. Bu atom elektronlarını vermek isteyecek ve bundan da mutluluk duyacaktır. Bir kovalent bağ oluşumunda en önemli şey, elektron yoğunluğunu diğer atomlarla paylaşmaktır. Bu nedenle en düşük iyonlaşma enerjisine sahip atom merkeze konulmalıdır. Size göre hidrojen siyanür molekülünde merkeze hidrojen, karbon ve azot atomlarından hangisini koymalıyız? Ekrana periyodik çizelgenin bir kısmını koydum. Belki ihtiyacınız olabilir. Son 10 saniye süreniz var. Çok iyi. Çoğunuzun cevabı doğru. Karbon atomu merkezde olmalı. Çünkü karbon en düşük iyonlaşma enerjisine sahip atomdur. Periyodik çizelgede periyot boyunca iyonlaşma enerjisinin arttığını biliyoruz.
Karbon atomu azot atomunun solunda olduğuna göre, yani ondan önce geldiğine göre, iyonlaşma enerjisi daha küçük olmalıdır. Bu sıra için başka bir ipucu daha var. Söylediğimiz şeyi unutmuş olsanız dahi, size verilen sırayı olduğu gibi yazmak çok kötü bir fikir değildir. Bu size ipucu olarak verilmiş olabilir. Bu yolları kullanarak merkezde hangi atomun bulunacağını tahmin edebilirsiniz. Şimdi Lewis yapısını çizmeye başlayalım. Birinci adım. İskelet yapısında merkeze karbon atomunu koyacağım. Bir tarafına hidrojen, diğer tarafına azot atomunu yerleştireceğim. İkinci adım, molekülün toplam değerlik elektron sayısını hesaplamaktır. Hidrojen atomunun değerlik elektron sayısı nedir? 1 artı, karbonun kaç? 4. 6 değil, sadece en dış kabuktaki elektronlardan bahsediyoruz. Artı, peki azot atomu için? 5. Elinizde periyodik çizelgeniz varsa sadece grup numarasına bakmanız yeterli. Yoksa elektron dizilişini yazıp değerlik elektronlarını sayabilirsiniz. Eşittir. Molekülün toplam değerlik elektronlarını bulmak için bu sayıları toplamamız gerekir. 5, 4, 10. Toplam değerlik elektron sayısı 10'dur. Üçüncü adım, molekülde her bir atomun dolu kabuk oluşturması için gereken toplam elektron sayısı nedir? Hidrojen atomunu konuşacak olursak burada bir istisna vardır. Hidrojen atomunun dolu kabuk oluşturması için 2 elektron yeter. Buna dublet kuralı denir. Hatırlatırım, hidrojenin sadece 1s orbiteli vardır. Karbon ve azot için 8 tane elektrona ihtiyacımız vardır. O halde oktet kuralını sağlaması için gereken toplam değerlik elektron sayısı 18'dir. elektrona ihtiyacımız var. Dördüncü adımda bağ elektron sayısını hesaplarız. Dolu kabuk için gereken toplam elektron sayısı 18. Eksi toplam değerlik elektronu sayısı 10 eşittir 8. Toplam bağ elektronu sayısı. Umarım ders notlarınızdaki hidrojen siyanür iskelet yapısını bulmuşsunuzdur. Benim buraya yeniden çizmem gerekecek. Beşinci adım, bağ elektronlarını doldurmamız gerekir. Her bağa 2 elektron koyarak başlayalım. İskelet yapısını yeniden çiziyorum. Önce 2 elektronu karbon ve hidrojen arasına, sonra karbon ve azot arasına koyacağım. Altıncı adım. Geri kalan bağ elektronlarını hesaplayalım. 8 bağ elektronu ile başlamıştık. Ve şimdiye kadar 4 dönük kullandık. Evet, geriye 4 bağ elektronu kalır. Şimdi yapacağımız şey geri kalan bağ elektronlarını iskelet yapısına yerleştirmektir. Bu fazla elektronları hidrojen ve karbon arasına koyabilir miyiz? Böyle düşünen var mı? Hayır. Karbon ve azot hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle evet. Çünkü ikisi de oktetini tamamlamamıştır. 4 elektronu karbon ve azot arasına koyarız. Şimdi azot atomunun etrafına 6 elektron, karbon atomunun etrafına 8 elektron bulunmaktadır. 7. adım, geri kalan değerlik elektronlarını hesap edelim. 10 eksi 8 eşittir 2. Geriye 2 değerlik elektronu kaldı. Bunları yalın çift olarak değerlendirmemiz gerekir. Sizce yalın çift elektronlarını hangi atom üzerine koymak gerekir? Azot atomu.
Çünkü oklitini tamamlamayan bir tek o kalmıştı. Aslında yapmamız gereken bir adım daha var. O da formallikleri hesaplamak. Lewis yapılarının doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kontrol etmek için gerçekten iyi bir yol. Henüz formallüklerin nasıl hesaplanacağını öğrenmedik. Fakat çok geçmeden öğreneceğiz. Bu molekül için şimdi yapmayacağız. Ama daha sonra geri dönüp uygulayabilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey hidrojen siyanür molekülünü bağ şeklinde yeniden yazmak. Bir bağ için iki elektron olması gerektiğini biliyoruz. Karbon ve hidrojen arasına bir çizgi koyarız. Karbon ve azot arasına ise üç çizgi koymamız gerekir. Çünkü burada üçlü bağ var. Lewis yapısının son hali bu. Hidrojen ve karbon arasında bir bağ, karbon ve azot arasında üçlü bağ ve azot üzerinde bir yalın çift. Çizeceğimiz yapının ne tür bir Lewis yapısı olduğuna bakmaksızın bu yolu izleyeceğiz. Bazen çizdiğiniz yapı çok iyi olmayabilir. O zaman kendinizi Lewis yapılarını asistanlara sorarken bulursunuz. Bunun nedeni şudur. Bir yapıyı çizdikten sonra bunun doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar vermeniz için biraz kimya sezgisine ihtiyacınız vardır. Kimya derslerine devam ederken bunlardan çok fazla çizmeniz gerekecek. Bir noktadan sonra Lewis yapılarını bu kuralları takip etmeden de çizebilirsiniz. Bazılarınız verilen mesajı anlamış olabilir veya mesajı şimdi almış olabilirsiniz. Fakat sizin için, kendim için ve asistanlar için bu kuralları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen hileli durumlar olabilir. Bu durumlarda kuralları adım adım takip etmek çok daha hızlı olabilir. Aksi takdirde çok uğraşabilirsiniz ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çözemeyebilirsiniz. Şimdi başka bir örnek yapalım. Bu defa nötral molekül yerine siyanür iyonunun Lewis yapısını çizelim. Bir şey söylemek istiyorum. Biz gerçek moleküllerle ilgileniriz. Lewis yapıları ile ilgili olarak size vereceğimiz pek çok örnekten bir kısmı organik sentezlerde kullanılan moleküller olabilir veya vücudunuzdaki bir biyomolekül ile ilginç bir şekilde tepkimeye giren başka bir molekül olabilir veya vücudunuzdaki bir protein molekülü olabilir. Aslında organik kimya dersine bir başlangıç yapmış oluyorsunuz veya biyokimya dersi almayı düşünüyorsanız molekülün reaktifliğini veya bir molekülün vücudunuzdaki bir proteinin aktif sitesiyle nasıl etkileşime gireceğini bu yapılar üzerinden düşüneceğiniz için Lewis yapılarını çizmeniz gerekecek. Karmaşık bir molekülü nasıl sentezleyeceğinizi düşünmek için Lewis yapılarını bilmeniz çok önemlidir. Mesela hidrojen siyanürü veya siyanür anyonunu konuşacak olursak her iki molekül de organik sentezlerde kullanılır. Özellikle de siyanür anyonu ve siyanür anyonunun tuzları. Hem potasyum siyanür hem de sodyum siyanür sentezlerde karbon-karbon bağı yapımında kullanılırlar. Mesela çok karmaşık bir organik molekül yapmak istiyorsanız karbon-karbon bağı yapmak organik kimyada oldukça zor olan şeylerden biridir. Siyanür anyonuna geri dönelim. Bazı sakıncaları olsa da karbon-karbon bağı yapmak için iyi bir yoldur. Çünkü çok reaktiftir. Siyanür anyonunda bir karbon vardır ve bunu molekülünüze ilave edebilirsiniz. Siyanür anyonunu düşündüğünüzde bunu bir organik reaktif olarak düşünemezsiniz. Siyanür anyonunu düşündüğünüzde aklınıza başka ne geliyor? Ölüm mü? Bunu düşünmeniz güzel. Siyanür ve ölüm birbiriyle yakın ilişkili. Siyanür toksik bir maddedir, çok zehirlidir. Zehir olarak kullanılıyor. Siyanüre bu kadar aşina olma nedeniniz bu olabilir mi? Laboratuvarda siyanürle çalışıyorsanız, potasyum siyanür veya sodyum siyanür kullanıyorsanız, bunlara CTM deriz. Yani çok tehlikeli maddeler demektir. Şu anlama gelir. Bu maddelerle çalışırken almanız gereken çok özel tedbirler ve uygulamanız gereken özel işlemler vardır. Bunları diğer kimyasallardan uzak tutmalısınız. Bunların tartımlarını alırken çok hassas davranmanız ve çeker ocaktaki havalandırmanın çok kuvvetli olması gerekir. Aslında bu toksik maddelere bulacağınız özel bir bölüm vardır. Özellikle siyanür
organik sentez raflarındaki diğer zehirli maddelerin yanında konulmaz. Bu madde çok iyi bildiğiniz bir şeyin içinde bulunur. Bilen var mı? Doğru cevap badem. Bademin içinde eser miktarda siyanür vardır. İçinizde çok miktarda badem yiyeniniz var mı bilmiyorum ama endişelenmenize gerek yok. Çünkü eser miktarda siyanür sizi zarar vermez. Aslında bizim yediğimize tatlı badem denir. Tatlı bademlerde siyanür yoktur. Çekinmeden yiyebilirsiniz. Yiyeceklerde eser miktarda bulunan maddeler için endişelenmenize gerek yoktur. Ancak bazı insanlar bu kadar şanslı değil. İçinizde kasava bitkisine duyan var mı bilmiyorum. Bir tür ağaçsı çalıdır ve ilk kez Güney Amerika'da yetiştirilmiştir. Daha sonraları Afrika, Karayipler, Güney Amerika'ya dağılmıştır ve hala pek çok yerde yetiştirilmektedir. Dünyanın pek çok yerinde hala temel bir karbonhidrat kaynağıdır. Kasava bitkisinin kökleri karbonhidratça çok zengindir. Şüphesiz iyi bir besin kaynağı değildir. Çünkü proteinci çok zengin değil. İçlerinde epeyce siyanür bulunur ve özellikle kökleri çok tehlikeli olabilir. Köklerin cinsleri farklıdır ve bunlar acı kökler, tatlı kökler diye farklandırılır. Önünüze ikisi konulduğunda tatlı olanı seçerseniz şanslısınız. Acı köklerin içinde yüksek oranda siyanür vardır. Bunları çiğ yerseniz ki dünyanın pek çok yerinde böyle yapılıyor, acı kökleri çok miktarda yerseniz ölebilirsiniz. Bunları çeşitli hazırlama yolları vardır ve gıda biliminde çokça düşünülen konulardan biridir. Kasava bitkisinin öğütülmesinin ve un haline getirilmesinin bir yolu vardır. Bitkideki enzimleri harekete geçirerek siyanürleri bozabilirsiniz. Bunu çok iyi havalandırılan bir yere koyarsınız veya dışarıda hazırlarsınız, siyanür gazı havaya karışacaktır. Bundan sonra yiyebilirsiniz, emniyetlidir. Çünkü bu işlemlerden sonra siyanürün %80'i gitmiş olur. Kökler emniyetli hale gelir. Karbonhidrat ihtiyacını kasava bitkisinin köklerinden karşılayan bölgelerde uzun zaman sonra siyanür zehirlenmesi görülebilir. Ama bir manav dükkanına gittiğinizde rahat nefes alabilirsiniz. Söylediğim gibi buradaki bademlerde bir problem yok. Muhtemelen yüksek oranda siyanür içeren türü de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde kasava bitkisinin hiçbir türünü bulamazsınız. Şüphesiz sigara içmiyorsanız veya içmeyi düşünmediğiniz sürece endişe etmenize gerek yok. Çünkü sigara karşıtı kampanyaların birinde bir reklam vardı. Sigaranın içinde hidrojen siyanür olduğunu söylüyordu. Bu sigarayı bırakmak için veya sigaraya başlamamak için bir neden olabilir. Siyanür sizi öldürebilir. Bunu şu şekilde yapar. Kanınızdaki oksijen ile yarışır ve hemoglobin grubuna bağlanır. Yani hücrelerinize oksijen yerine siyanür taşımış olursunuz. Tabii ki sigaradaki siyanür miktarı insanları siyanür zehirlenmesinden öldürmeye yetmez. Ama yine de siyanür yemek veya siyanür solumak iyi bir fikir değildir. Bunların havaya karışmasını mümkün olduğunca azaltmak gerekir. Organik kimyacı gözüyle düşünürseniz veya mekanizmasını bilirseniz ne kadar toksik olduğunu görürsünüz. Bunun için önce levis yapısını çizmeniz gerekir. Biyokimya, organik kimya veya biyoloji ile ilgileniyorsanız levis yapılarını çizmenin çok önemli olduğunu bilin. Şimdi siyanür anyonunun levis yapısını çizelim. İlk adım iskelet yapısını çizmektir. Aslında bu çok kolaydır. Çünkü burada merkez atomu yoktur. Sadece karbon ve azot atomu vardır. İkisini yan yana çizdim. Bundan sonraki adım diğerlik elektronlarını düşünmektir. 4 artı 5 siyanür anyonunda bulunan yükü yani ilave bir elektronu diğerlik elektronlarına ilave etmemiz gerekir. Elimizde artı bir yüklü bir iyon olsaydı, o zaman da toplam değerlik elektronlarından bir çıkartmamız gerekecekti. Bu durumda bir ilave ettik ve toplam değerlik elektron sayısı 10 oldu. Üçüncü adım, her bir atomun oksidini sağlaması için gereken toplam elektron sayısı nedir? 2 çarpı 8 eşit 16 elektron. Dördüncü adım, kaç tane bağ elektronu vardır? 16 eksi 10 eşit 6 tane bağ elektronu.
Beşinci adım, her bir atom arasında iki tane elektron koyalım. Burada karbon ve azot arasında iki elektron koyarız. Altıncı adım, geri kalan bağ elektron sayısı nedir? Sizce kaç tane kaldı? Evet, dört tane kalır. Altı tane ile başlamıştık, iki tanesini kullandık. Burada sadece bir seçenek vardır. Karbon ve azot arasına koyarız. Bir tane üçlü bağ oldu. Yedinci adım, geride kalan değerlik elektron sayısı nedir? Geride kaç değerlik elektronu kaldı? Evet, dört tane. On elektronla başladık. Altı tanesini kullandık. Geriye dört yalın çift elektronu kaldı. Atomların oksidi tamamlaması için bu elektronları azot ve karbon atomları üzerine koyarız. Lewis yapısını henüz tamamlamadık. Bütün değerlik elektronlarını kullanıp oksidi sağlasak bile. Çünkü siyanür iyonunda eksi bir yük var. Lewis yapısında bunu belirtmemiz gerekir. Bunun için molekül parantez içine alınır ve üzerine eksi bir konur. Lewis yapısını kontrol etmeniz için bir şey önereceğim. Çizdiğiniz yapıların ne olduğuna bakmaksızın daima geri dönün ve toplam kaç tane değerlik elektronu olduğunu söyleyin. Toplam 10 tane değerlik elektronu vardı ve sonra sayın. Çünkü her zaman hesaplanan değerlik elektron sayısı ile molekül üzerindeki değerlik elektron sayısının aynı olması gerekir. Geri dönüp kontrol ederseniz ufak hataları yakalayabilirsiniz. Şimdi bu yapıyı daha sade bir şekilde yeniden yazalım. Merkezde bir tane üçlü bağ bulunmaktadır. Molekülü köşeli parantez içine alıp eksi bir yükünü yazmamız gerekir. Sekizinci işlem formal yükleri göstermektir. Bunu biraz sonra göreceğiz. Formal yüklere geçmeden önce Lewis yapılarının çizilmesiyle ilgili bir tane daha örnek yapalım. Son olarak tiyonil klorür molekülünü örnek vereceğim. Tiyonil klorürde 4 tane atom var. Size bununla ilgili küçük bir bilgi vereyim. Organik kimyada çok kullanılan kimyasal reaktiflerden biridir. Farmasötik endüstrisinde çok fazla kullanılır. Kullanıldığı yerlerden biri bir grubu başka bir gruba çevirmektir. Örneğin karbosiklik asit gruplarını oldukça reaktif bir ara ürün olan asit klorür gruplarına çevirir. Burada göstereceğim. Yeşil renkte gösterilen COOH grubu karbosiklik asittir. Tiyonil klorürle COCl ile gösterilen asit klorürlerine çevrilir. Çok reaktif bir ara üründür. Organik kimya dersini alırsanız daha fazlasını öğreneceksiniz. Aslında buna hemen başka gruplara bağlayarak çok ilginç moleküller sentezleyebilirsiniz. Örneğin bu Novocain sentezidir. İçinizde Novocain kullanan var mı? Ben de birkaç kez kullandım. Daha çok diş çürüklerinde kullanılır. Şu anda çeşitli alternatifleri var. Genellikle ufak işlemlerde lokal anestezik amaçlı kullanılır. Bu Novocain'in endüstrideki sentez yöntemidir. İçinde klor bulunan pek çok ilaç vardır. Burada klor grubunu görmektesiniz. Velbutrin ilacını duymuş olabilirsiniz. Bu bir tür antidepresandır. Günümüzde çok kullanılmaktadır. Marketlerde en popüler antidepresanlardan biridir. Bu da Lunesta. Geçen sene bunun çok büyük bir reklam kampanyası vardı. İşte bu Lunesta bileşiğinin yapısı. İçindeki klor atomunu görüyorsunuz. Bir şeye işaret etmek istiyorum. Bu ilaçlarda klor atomunu görmenize rağmen asit klorürlerini asla göremezsiniz. Aslında farmasötik bileşiklerde ve ilaçlarda asit klorürlerini göremezsiniz. Sanmıyorum. Çünkü öyle reaktiftir ki sindireceğiniz şeylerde bulunmasını istemezsiniz. Aklınızda bulunsun. İlaçlarda gördüğünüz klor atomu asit klorürlerinden çok farklıdır. Mesela Velbutrin'de tiyonil klorür bulunmaz. Tepkimesinin bir noktasında tiyonil klorür kullanılmış olsa bile bu klor iyonunu değil başka bir iyonu koymak için kullanılmıştır. İlaçlara baktığımızda
bu bileşiklerin sentezinde kullanılmamış gibi görünmesine rağmen bunların pek çoğunda kullanılmış olabilir. Çünkü öyle bir reaktif ara ürün oluşturur ki hemen başka bir reaktife bağlanarak yeni bir bileşik oluşur. Şimdi Lewis yapısını çizelim. Nereden çizmeye başlayacağız? Merkezde hangi atomun olması gerekir? Son 10 saniye. Pekala. İki farklı karar verilmiş. Bunu biraz düşünelim. Periyodik düzelgeye bakmanız için yeterli süreniz vardı. Periyodik düzelgede neye bakacağız? Burada ne arayacağız? Evet, en düşük iyonlaşma enerjisini arayacağız. Burası biraz hileli olabilir. Çünkü tiyonil klorürün yazılışında oksijen atomu ortada bulunmaktadır. Fakat en düşük iyonlaşma enerjisine sahip atomu bulmalıyız. Periyodik düzelgeye bakarak kükürt ve oksijen atomunu mukayese edebiliriz. Örneğin, kükürt atomu oksijen atomunun altındadır. İyonlaşma enerjisi grup boyunca nasıl değişir? Azalır. Periyodik eğilimleri çalışın. Çünkü birinci sınavda bunlardan sorumlusunuz. Evet, grup boyunca iyonlaşma enerjisi azalır. Buna göre merkeze kükürt atomunu koymamız gerekir. Şimdi devam edelim ve Lewis yapısını çizelim. Merkeze kükürt atomunu koyalım. Etrafına iki tane klor ve bir tane oksijen atomunu yerleştirelim. Bunları hangi sırada yerleştirdiğimizin hiçbir önemi yok. Kükürt atomu etrafında herhangi bir yere koyabilirsiniz. Böylece ilk adımı yaptık. İkinci adımda toplam değerlik elektronlarını hesaplayacağız. İki tane klor atomumuz var. Klor atomunun değerlik elektron sayısı kaçtır? Aynı flor atomu gibidir. Çünkü ikisi de aynı gruptadır. Yani 7 tanedir. O halde 2 çarpı 7 artı kükürt için 6 ve oksijen için de 6 tane. Sonuçta toplam 26 tane değerlik elektronu vardır. Üçüncü adımda her atomun okteti tamamlaması için gereken toplam elektron sayısını bulmamız gerekir. 4 çarpı 8 eşittir 32 elektron. Dördüncü adım 32 eksi 24 eşittir 6 bağ elektron. Bunları molekül üzerinde gösterelim. 5. adımı tamamladık. 6. adım. Geride kaç tane bağ elektronu kaldı? Evet, hiç kalmadı. Hepsini kullandık. Bu nedenle daha fazla bağ koymamıza gerek yok. 7. adım. Geriye kaç tane değerlik elektronu kaldı? Bunları yalın çift olarak kullanacağız. 26 eksi 6 eşittir 20 tane. Bunlar yalın çift elektronu. Yani 10 tane yalın çiftimiz var demektir. Şimdi bu molekülleri yerine koymamız gerekir. Böylece bütün atomlar oktetini tamamlamış olacak. Oksijen için 3 tane, klor atomları için 3'er tane, toplam 9 çift oldu. Sonuncusu kükürt atomu için. Tekrar bakalım. Hepsi bu kadar. Koyduğumuz değerlik elektronları sayısının 26 olup olmadığını kontrol edelim. Yapacağımız son şey yapıyı kontrol etmek. Yapının geçerli olup olmadığını görmemiz gerekir. Bunun için formallikleri hesaplamamız lazım. Lewis yapıları için bu kadar uygulama yeter. Şimdi formalliklerin hesaplanmasına geçelim. Formallikleri anlatmadan önce bir tarifini verelim. Formallikler kovalent bağ oluşurken atomun elektron kazanma veya kaybetme miktarının bir ölçüsüdür.
Kovalent bağ oluşurken elektronlar her zaman eşit paylaşılamaz. Bazen elektron negatifliği çok yüksek bir atom bulunur ve paylaşılan bağ elektron yoğunluğunu kendisine çeker. Bu durumda atomun formal yükü eksi bir olur. Çünkü bağ elektron yoğunluğunun çoğunu kendisine çekmiştir. Bu nedenle formal yükü negatif olur. Şimdi formal yükleri nasıl belirleyeceğimizi düşünelim. Formal yükleri burada görülen formül ile belirleriz. Bunu uygulamak kolaydır. Formal yük eşittir. V eksi L eksi S'nin yarısı. Buradaki harflerin ne anlama geldiğine bakalım. FC formal yükü gösterir. V harfinin ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Değerlik elektronlarını gösterir. Peki, L harfi neyi gösterir? Yalın çift elektronlarını gösterir. Yalın çift sayısını değil. S harfi, bu biraz hilelidir. Paylaşılan elektron sayısını gösterir. Buna göre, Lewis yapısı belli olan bir molekülde formal yük kolayca hesaplanabilir. Hesaplamadan önce Lewis yapısının mutlaka çizilmesi gereklidir. Çünkü formüle koyacağımız değerleri Lewis yapısına göre belirleriz. Önemli olan şudur. Eğer nötral bir atoma sahipseniz, burada tiyonil klorürde olduğu gibi, molekül içindeki her bir atomun formal yükleri toplamı sıfıra eşit olmalıdır. Molekülünüz nötral ise formal yük toplamı daima sıfır olmalıdır. İkinci durumda, yani siyanür anyonunda molekülün yükü eksi bire eşittir. O halde formal yüklerin toplamı eksi bire eşit olmalıdır. Bu durum her yüklü molekül için geçerlidir. Örneğin molekül yükü eksi 2 ise formal yük toplamı eksi 2 olmalıdır. Şimdi bazı örnekler yapalım ve siyanür anyonundaki formal yükleri hesaplayalım. Önce karbon atomu üzerindeki formal yükü hesaplayalım. Karbonun kaç tane değerlik elektronu vardır? Karbon atomu için değerlik elektronu 4'tür. Yalın çift elektronlarını çıkartalım. Kaç taneydi? 2. Paylaşılan elektron sayısı kaçtır? Karbon ve azot arasındaki paylaşılan elektron sayısının yarısını almamız gerekir. Karbon ve azot arasında kaç elektron var? 6 tane. Formal yük eksi 1'dir. Şimdi aynı şeyi azot için yapalım. Değerlik elektron sayısı 5'tir. 2 tane yalın çift elektronu var. Paylaşılan elektron sayısı aynıdır, yani 6. Buna göre azot atomu üzerindeki formal yük 0'dır. Daha önce söylediğim gibi formal yükler de kontrol edilebilir. 0 artı eksi 1 eşit eksi 1 olmalıdır. Siyanür iyonu için doğrudur. Sonuç olarak atomlar üzerindeki formal yüklerin nasıl hesaplanabileceğini gördük. Şimdi ikinci örneğe bakalım. Tiyonil klorür üzerindeki formal yükleri hesaplayalım. Daha önce bu bileşiğin Lewis yapısını çizmiştik. Kükürt atomu üzerindeki formal yük ne olmalıdır? Söyleyebilir misiniz? Son 10 saniye. Çoğunluk doğru yapmış. Bir dahaki formal yük sorusunda daha yüksek bir başarı bekliyorum. Şimdi ders notlarına geri dönelim ve bunun niçin doğru cevap olduğunu açıklayalım. Kükürt atomuna bakın. Kükürdün değerlik elektronu nedir? 6.
Çünkü oksijen atomunun altındadır. Her ikisinde de değerlik elektronu aynıdır. İki tane yalın çift elektronu vardır. Çünkü üzerinde bir tane yalın çift var. Ve altı tane de bağ elektronu vardır. Yani sonuç olarak eksi 3. Buna göre kükürt atomu üzerindeki formallük artı 1 olur. Oksijen atomuna geçelim. Değerlik elektronu yine 6'dır. 2 yerine 6 tane yalın çift elektronu vardır. Oksijen atomu etrafındaki yalın çiftleri görebilirsiniz. 2 tane bağ elektronu vardır. O halde toplam formal yükü eksi 1 olacaktır. Klor atomunda değerlik elektronu 7'dir. Oksijen atomu gibi etrafında 6 tane yalın çift elektronu vardır. Bağ sayısı 2'dir. O halde 1 çıkarmamız gerekir. Sonuçta formallik toplamı 0 olacaktır. Şimdi formallikleri kontrol edelim. Burada formallik toplamı 0'dır. Çünkü tiyonil klorür nötral bir moleküldür. Lewis yapılarının iyi mi kötü mü olduğuna karar vermek için ikinci bir yoldan daha bahsetmek istiyorum. İkinci yol formallikleri kontrol etmektir. Her bir atom üzerindeki formalliklere bakarız. En fazla negatif yük, en elektronegatif atom üzerinde olmasını bekleriz. Bu çok mantıklıdır. Çünkü elektronegatif atom, elektron yoğunluğunu daha çok çeker. Kükürt ve oksijen atomunu mukayese edersek, oksijen atomu kükürtten daha elektronegatiftir. Bu nedenle negatif formallikün oksijen atomu üzerinde olmasını bekleriz. Şimdi söylediklerimi kimse üzerine alınmasın. Yükseltgenme sayısını bilmiyorsanız, daha önce eşitmediyseniz, ikinci dönem Dr. Duran'ın size verecektir, merak etmeyin. Aslında lisede bunları görmüş olmalıydınız. Yükseltgenme sayısı ile formallük aynı şey değildir. İkisi birbirinden farklıdır. Bunu sakın unutmayın. İkisi aynı şey değildir. Lewis yapıları içinde hangisinin daha kararlı veya daha düşük enerjili olduğuna formallük kavramı ile karar veririz. Şimdiye kadar verdiğimiz örnekler çok basitti. Bunlar için formallük kavramına gerek yoktu. Şimdi formallük ile ilgili bir örnek yapalım. Burada çeşitli farklı yapılar var ve hepsi de güzel görünüyor. Bunların içinde en düşük enerjili yapıyı seçelim. Bakacağımız şeylerden biri şudur. Lewis yapıları üzerindeki formal yüklerin mümkün olduğunca düşük olmasını isteriz. Yani yük ayrımı düşük olmalıdır. Çünkü bu yapılar daha kararlıdır. Şimdi tiosiyanat anyonuna bakalım. Yapısında karbon, kükürt ve azot atomları bulunur. Şimdiye kadar öğrendiklerimize göre en düşük iyonlaşma enerjisine sahip atomun merkezde olması gerekir. O halde iyonlaşma enerjilerini mukayese edelim. Karbon için 1090 kilojül bölü mol, kükürt için 1000 kilojül bölü mol, azot için 1400 kilojül bölü mol. Bu iyonlaşma enerjilerine göre hangi atom merkezde olmalıdır? Evet, kükürt atomu merkezde olmalıdır. Sonraki adıma geçelim. Burada tahmin ettiğiniz Lewis yapısı görünmektedir. Şimdi bunların formalliklerini hesaplayalım. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip atomun merkezde olması fikri her zaman doğru olmayabilir. İstisnaları olabilir. Bunu anlamak için formalliklere bakmamız gerekir. Mesela bu yapının formalliklerinde yük ayrımı çok fazladır. Eksi 2 artı 2 gibi. Bu durum bize bir şey söyler. Belki daha iyi bir yapı vardır. Bütün kombinasyonları düşünmemiz ve sonra bunlardan hangisinin daha iyi olduğuna karar vermemiz gerekir. Bu molekül için tüm kombinasyonları görmektesiniz. İlkinde merkezde karbon, ikincisinde kükürt, üçüncüsünde azot atomu vardır. Şimdi hızlıca bu yapılardaki formallikleri hesaplayalım. İlk yapıda azot atomunun 5 değerlik elektronu vardır, eksi 4 yalın çift elektronu vardır. Eksi 2, sonuçta formallik eksi 1 olur. Karbon atomu üzerindeki formallik 0'dır. 4 değerlik elektronu vardı, 0 yalın çift elektronu, eksi 4,
sonuçta sıfır elde edilir. Kükürt atomunun da formal yükü sıfırdır. 6 değerli elektronu vardır. Eksi 4 yalın çift elektronu. Eksi 2 toplam sıfır olur. Bu durum oldukça iyi. Çünkü fazla yük ayrımı yok. Şimdi iyonlaşma enerjisinin en düşük olduğu yapıya bir bakalım. Hesaplanan formal yükler şöyledir. Azot atomu üzerindeki formal yük eksi 1. Karbon atomu üzerindeki formal yük eksi 2. Ve kükürt atomu üzerindeki formal yük artı 2'dir. Şimdi son yapıya bakalım. Merkezde azot atomu vardı. Azot atomunun formal yükü artı 1, karbon atomunun eksi 2, kükürt atomununki 0'dır. Şimdi Crickler sorusuna geçelim. Bu yapılara A, B, C diyelim. Notlarınıza bakabilirsiniz. Orada da aynı harfler verilmiş. Şimdi bana söyleyin. Formalliklerine bakarak bu Lewis yapılarından hangisi daha kararlıdır? Son 10 saniye. Çok iyi. Notlarımıza geri dönelim. Çok hızlı karar vermek mümkündü çünkü formalliklerin hepsi hesaplanmıştı. Şimdi yapılara bakalım. En kararlı yapı A olmalıydı. Çünkü en küçük yük ayrımı A yapısında görülmektedir. Lewis yapılarının arasında bir seçim yapmanız gerektiğinde şunu yapın. Önce mümkün olabilen bütün yapıları çizin. Başlangıçta en düşük iyonlaşma enerjisine sahip olan atomu merkeze koyun. Formal yüklere göre bu yapıdaki yük ayrımı fazla ise iyi değildir. Bu durumda diğer seçeneklere bakabilirsiniz. Şimdi başka bir duruma geçelim. Bazen iki Lewis yapısında formal yüklerin mutlak değeri aynı olabilir. Bu durumda hangi Lewis yapısının daha kararlı olduğuna nasıl karar vereceğiz? Eğer bir eşitlik durumu söz konusu olursa, negatif formal yükün en elektronegatif atom üzerinde olmasını isteriz. Şimdi buna ait bir örneğe bakalım. Bu molekül için şöyle denilebilir. Bu molekülde çok fazla atom var. Başlangıçtaki yapılardan çok daha karmaşık diyebilirsiniz. Buradaki molekülün yapısını nasıl yazacağım diyebilirsiniz. Buradaki CH3 grubu hakkında söylemek istediğim bir şey var. Ne zaman bir CH3 grubu görürsünüz, bu metil grubu anlamına gelir. Şimdi metil grubunun nasıl çizileceğini görelim. Merkeze karbon atomu koyulur. Etrafına 3 tane hidrojen atomu yerleştirilir. Geride tek elektron kalır. Bu da diğer atomlarla bağ yapar. Ne zaman bir tane CH3 grubu görürseniz unutmayın. Bu terminal gruptur. Sadece molekülün uçlarında yer alır. Bu bir ipucudur. Metil grubu hiçbir zaman merkezde yer almaz. Bu ipucu başlangıçta bileşiğin iskelet yapısını yazarken işinizi kolaylaştıracak. Vereceğim diğer ipucu şudur. Ne zaman farklı atomların yan yana dizildiği bir zincir molekül görürseniz, önce terminal atomları koyun. Hidrojen atomu daima terminal atomdur. Hiçbir zaman merkezde yer almaz. Sonra hidrojen atomuna bağlı atomu yazmamız gerekir. Örneğin, buradaki yazılış sırasına göre hidrojen atomunun oksijen atomuna değil azot atomuna bağlandığını söyleyebiliriz. Bu iki ipucunu kullanarak iskelet yapısını yazalım. Bu ip uçları doğrultusunda yazılmış bir Lewis yapısıdır. Ama doğru olmayabilir. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi ikinci durumu yazmaya deneyelim. Bu yapıda hidrojen atomunu oksijen atomuna bağlayalım. Bu iki yapı birbirinden çok farklıdır. İlkinde NH bağı varken ikincide OH bağı vardır. Bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu düşünecek olursak formal yüklerine bakmamız gerekir. Ama her ikisinde de eksi bir formal yük mevcuttur. Bu bize yardım etmez.
elektronegatiflik yönünden düşünmemiz gerekir. Burada hangi atomun daha elektronegatif olduğuna bakalım. İkinci durumda eksi bir formaldehit azot atomu üzerindedir. Halbuki birinci durumda oksijen atomu üzerindedir. Sizce bunlardan hangisi daha elektronegatiftir? Tabii ki oksijen. Bunun için periyodik çizelgeye bakabilirsiniz. Buna göre en kararlı yapı negatif yükün oksijen atomu üzerinde olduğu yapıdır. Negatif yük en elektronegatif atom üzerindedir ve en düşük enerjili yapıdır. Şimdi biraz ilerleyelim ve formal yük kavramını kullanarak farklı Lewis yapıları arasında seçim yapalım. Size bahsetmek istediğim son kavram rezonanstır. Bazen tek bir Lewis yapısı verilen bir molekülde elektron dizilişini tam olarak açıklayamaz. Bunun yerine yapıyı daha iyi tanımlayabilmek için iki farklı Lewis yapısı yazmamız gerekir. Şimdi hızlıca ozon için önerilen Lewis yapılarına bakalım. İskelet yapılarını yazmak kolaydır. Çünkü hepsi oksijendir. Merkezde hangi atomun bulunduğunun bir önemi yoktur. Her bir oksijen atomunun değerlik elektronu 6'dır. 3 çarpı 6 eşittir 18. Toplam 18 tane değerlik elektronu vardır. Dolu kabuk oluşturmak için gereken elektron sayısı 3 çarpı 8 eşit 24'tür. 24'ten 18 çıkarırsak geriye 6 bağ elektronu kalır. Şimdi yapacağımız bunları iskelet yapısı üzerine yerleştirmektir. Oksijen atomları arasına her bir bağ için 2 tane elektron koyarım. Şimdi soruyu soracağım. Geri kalan 2 elektronu ne yapacağız? Nereye koyacağız? Bunun için hiçbir kural yoktur. Çünkü uçtaki atomların her ikisi de aynıdır. Yani her ikisi de oksijen atomudur. Geri kalan bu 2 elektronu her iki tarafa da keyfi olarak koyabilirim. İkinci bir yapı çizelim ve geri kalan bu 2 elektronu diğer tarafa koyalım. Geri kalan değerlik elektron sayısı 12'dir. Bunları Lewis yapıları üzerine yalın çift olarak koyalım ve oktetleri tamamlayalım. Ayrıca formal yükleri hesaplayabiliriz. Görünen o ki bu moleküllik formal yükler de aynı olacaktır. Şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Sizce hangisi en kararlı yapıdır? Çünkü burada 2 tane farklı yapı var. İlk yapıda ikili bağ A ile B atomları arasında, ikinci yapıda ikili bağ B ve C atomları arasında. Kuralları izlersek bu yapılardan sadece biri doğru olmalıdır. Şimdi formal yükleri hesaplayalım. İlk yapı için 0 artı 1 eksi 1, ikinci yapı için eksi 1 artı 1 0. Daha önce de söylediğim gibi formal yüklere göre de bu iki yapı özdeştir. Deneysel veriler bu iki yapının aynı olduğunu söyler. Bunun anlamı şudur. Bu iki yapıda ikili bağ bulunmaz ama tekli bağ da bulunmaz. Bu bağlar ikisinin arasında bir yerdedir. Eğer deneysel bağ uzunluklarına bakacak olursak buradaki bağlar tek bağdan daha kısa, ikili bağdan daha uzundur. Aynı zamanda tekli bağdan daha kuvvetli, ikili bağdan daha zayıftır. Özetle burada tek tip bağ vardır. Bağ uzunluğu tekli bağ ile ikili bağ arasındadır. Bunlar rezonans yapılardır. Bunlara rezonans melezleri denir. Gerçek yapı bu iki yapının bir kombinasyonudur. Burada hatırlamanız gereken önemli bir şey var. Rezonans melezlerini konuştuğumuzda belli bir zamanda birinci yapı, belli bir zamanda ikinci yapı oluşmaz. Gerçek yapı bu ikisinin bir kombinasyonudur veya bu iki yapının ortalamasıdır. Bunu göstermenin bir yolu yoktur. Aslında bazı durumlarda yapabilirsiniz. Bağlar arasında noktalı çizgiler konur, bu 1,5 bağ anlamına gelir. Fakat çoğu durumda her iki rezonans yapısında çizeriz. Bu rezonans yapılarını göstermenin bir yoludur. Her iki yapıda parantez içine alınır ve aralarına çift başlı ok konur. Rezonans yapılarını düşündüğümüzde buna verilecek en iyi örnek katırdır. Çoğunuzun bildiği gibi katır, atla eşeğin bir kombinasyonudur. Zamanının yarısını at, diğer yarısını eşek olarak geçirmez. İkisinin arasında bir öyle bir böyle değildir.
Bunun yerine bunların ortalamasını görürüz. Kısmen at, kısmen eşek gibidir. Bunu kimyasal terimlerle ifade edelim. Her ikisini köşeli parantez içine alalım ve aralarına rezonans oku koyalım. Dikkat edin, bu tepkime oku değildir. Rezonans yapılarında anahtar kelime şudur: elektronlar delokalizedir. Yani elektronlar iki atom arasında değildir. Örneğin azot molekülünde 3 atom arasında ortaklaşa paylaşılır. Bugün söylemek istediğim son şey çok çok önemlidir. Bunu anladığınızdan emin olun. Rezonans yapılarda atomlar aynı şekilde düzenlenmiştir. Fakat elektronların düzenlenmeleri farklıdır. Anahtar sözcük atomlar aynı yerdedir.